Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda Raspberry Pi ile tek kanallı bir röle kullanımını görmüştük. Şimdi ise 4 kanallı röle kullanımını göreceğiz. Tek kanallı röle ile 4 kanallı röle arasında hemen hemen hiçbir fark bulunmamaktadır. Her ikisinde de ground ve artı 5 volt bacağı ortak olup 4 kanallı röle de fazladan 3 adet tek kanallı röleye göre sinyal girişi bulunmaktadır. Bağlantılarımızı bakacak olursak rölemizin artı 5 volt pini en baştaki, daha sonra diğer en baştaki de ground pini görebildiğiniz üzere 1 numaralı röle, 2 numaralı röle, 3 numaralı ve 4 numaralı rölelerin sinyal girişleri vardır. Aynısını Raspberry Pi üzerinden de kontrol edecek olursak artı 5 volt pinini Raspberry Pi'nin 5 volt veren 2 numaralı bacağına, ground pinini de Raspberry Pi'nin ground pini olan 6 numaralı bacağına bağlıyoruz. Sinyallerde ben kendi Raspberry Pi'imde 9, 11, 13 ve 15. bacaklara bağladım. Siz kendi Raspberry'nizde müsait olan bacaklara istediğinizi bağlayabilirsiniz. Yalnızca index.php dosyanızı buna göre güncellemeniz gerekecek. Önceki videomuzda tek kanallı röleyi gösterdiğimde ki index.php dosyasının içeriğini 4 kanala göre kendiniz modifiye edebilirsiniz. Onu tekrardan göstermeyeceğim, video uzamasın diye. Çalışmasına bakacak olursak Raspberry Pi'nin ağ üzerindeki 192.168.0.17 olan benim modemimdeki IP adresini giriyoruz. Sizde bu adres farklılık gösterecektir. Çalıştır dediğimiz zaman bakın birinci rölemiz çekti. İkinci rölemiz. Üçüncü rölemiz. Dördüncü rölemiz çekti. Şu anda herhangi bir lamba bağlamış olsaydık akım geçirecekti rölelerimiz üzerinden ve çalışacaktı. Onlara da gerek görmedim. Durdur dediğimiz zaman sırasıyla bu butonların isimlerini siz ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Bu şekilde rölemizi kapatmış olduk. 4 kanallı röle kullanımını Raspberry Pi ile kullanımını anlattığımız bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.